Sabah İrman'dan herkese merhabalar. Haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Tabi konuşacak konularımız var. Nedir bunlar? Cumartesi ve pazar günü oynanan iki dev mücadele. Bir tanesi Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması. Bir diğeri de Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi. Hızlıca tabii günün karşılaşması manşetlerde bugün kendisine yer buluyor. Trabzonspor'u şov bastı manşetiyle karşılamış fotomaç gazetesi. Güzel bir manşet bulmuşlar. Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında elde ettiği 4 gollü galibiyetle beraber belki de maçı anlatan bir manşet olmuş diyebiliriz. Peki maçta neler oldu? E, maçta aslına bakarsanız iki tarafta gol gelene kadar dengeliydi. Ama Beşiktaş topa daha fazla sahip olup e, Trabzonspor karşısında boşlukları değerlendirme çabası içerisindeydi. Tam biz o sırada hatta Lig Radyo'da yayındaydık. Emrah ile beraber duran topa kalacak sanki e, maçın çözülmesi dediğimiz anda da Trabzonspor'un duran toptan golü geldi. Trabzonspor gibi bir takım golü bulduktan sonra Türkiye'nin tehlikeli takımlardan bir tanesi. Ve bunu bir kez daha gösterdi Beşiktaş karşı o gole kadar Beşiktaş e, yanlış işler yapıyordu diyemeyiz. Ama pozisyon üretmekte sıkıntı yaşıyordu. Bir tane Ozan'la ilgili bir pozisyon vardı. E, belki de uzun aradan sonra... Beşiktaş taraftarının böyle heyecanlandığı bir pozisyon oldu bu e, pozisyon ki buran açtığı boşluğa doğru Oğuzan'ın girmesi bu Beşiktaş'ın yapması daha çok sık yapması gereken bir konuydu. E, onu bir kere yaptılar Trabzonspor maçında. Trabzonspor golü bulduktan sonra ise tamamen iş Trabzonspor'un istediği yöne doğru gitti. Beşiktaş gol golde kadar olan bölümde dahil olmak üzere belki de tüm zamanların en fazla geniş alana yayıldığı karşılaşmasını oynadı. Hem enine hem boyuna Beşiktaş inanılmaz geniş bir e, bölgede oynayınca da tabi çok fazla boşluk meydana geldi ve bu boşlukları Trabzonspor çok iyi değerlendirdi. Soza maçın yıldızıydı ki Soza bu sene oynayıp geriden oynamaya çalışan bir oyuncu olarak Soza belki de bu sezonki en fazla ileri bölgede topla buluştu. En fazla ileri bölgede oyunu kurmaya çalıştığı karşılaşma oynadı. Beşteşin yarattığı bu geniş alanlar sayesinde. Abdülkadir Parmak hakikaten müthiş bir enerji ortaya koydu. Beşteşin orta sahada hasbelkader ortaya koymaya çalıştı. direnci de engelleyen isim oldu. O vesileyle Obi Mikel de sezon başından beri ortaya koyduğu olumsuz performansından uzaklaşmış gözüküyor. Ama Obi Mikel ile ilgili ben yine de bir soru işareti bırakıyorum. yani Bu maç Obi Mikel ile alakalı olarak ben de ah bak Obi Mikel düzeldi hissiyatını uyandırmadı. Çünkü Trabzonspor orta sahası hem doğru işler yaptı hem de Beşiktaş orta sahası karşısında zaten Abdülkadir işin ağırlıklı kısmını halletmişti diye düşünüyorum. Beşiktaş biraz daha e, Abdullah Avcı'nın oyun anlayışından e, farklı daha klasik. Caner'in i̇şte daha fazla kanatta gözüktüğü e, iki e, kanat oyuncusunun daha fazla ortaya doğru kat ettiği bir oyunda gözüktüler ama fark etmez 5 yaşın sonra sistem olmadığı da ortaya çıktı. 5 yaşın sonunu Kadro kalitesi olarak düşünülebilir. Ee, bence o kadar kötü bir kadrosu yok. Yaş, bu halde olacak bir kadrosu yok en azından. Beş <laughs> yaşın problemi hem özgüven hem de tabii ki yönetimle alakalı. Yani e, sizin tepenizdeki organizasyonda bir problem varsa bu size de sirayet eder. O yüzden yaz döneminden beri beş yaş yönetimi zaten sıkıntılı. Bu sadece Fikret Orman'ın yeni e, bırakma kararı. Yani artık bırakmam mı bırakmam mı bilmiyorum. E, çok iyi anlayamadık onu. Ama 5 e, yaşın e, çok fazla problemi var. E, Abdullah Avcı şüphesiz geleştirilecektir. O top 3 dilin arasından geçmediği zaman ihale size kalır. Ama 5 yaşın e, Avcı ile yollarını ayırması, 5 yaşın dertlerini ortadan kaldıracak mı? Yeni gelen bir teknik adam bir hava yaratır, 5 yaş maç kazanabilir ama 5 yaşın dertleri biter mi? 5 yaşın sorunları çözülür mü? Bu konuda koca bir soru işareti var. E, Trabzonspor'la ilgili alakalı olarak hala bence savunma problemleri devam ediyor. Bu e, dün vasat olarak yani vasat demem de e, kötü oynadı olarak değerlendirdiğimiz Beşiktaş dahi özellikle belli bölümlerde Trabzonspor savunmasını zorlayabildi. Trabzonspor savunmasında pozisyonlar buldu. Ee... 3-1'den sonra bir ikinci gol gelebilir havası da verdi Beşiktaş. Ama Trabzonspor ön bölgede kadar çok tehlike Dediğim gibi öne geçtikten sonra Türkiye'nin tehlikeli takımlarından bir tanesi. Ve bunu bir kez daha gösterdiler. Ancak sözmesi gereken arkada problemleri var. Onu da belirtmek lazım. Bir cümlede Yunal Ünal Karaman'a kuralım. Ünal Hoca'yı herhalde çok erken bir şekilde yerden yeri vuranlar da bir nebze de olsa mahcubiyet yaşamışlardır diye umuyorum ve düşünüyorum. 45 açısından tarihinin kürsü cümlesi de kuruluyor. 75-76 sezonundaki gibi tarihin kötü sezonunu yaşıyor e, diyor. Beşiktaş 3 puanlı sisteme geçilinden merak eden e, ilk defa bu kadar e, kötü ötesi bir performans ortaya koydu. Şu anda e, ligin 6. haftası itibariyle de Beşiktaş e, düşme potasının içerisinde gözüküyor. Herkesin merak ettiği konu acaba geçen seneki Fenerbahçe gibi olur mu? Fenerbahçe demişken dilerseniz derbiye dönelim. Aslında derbide de çok fazla anlatacak bir şey yoktu. E, maç başladığı zaman görüldü ki iki takımın oyuncuları da sahadaki 22 oyuncuda e, maçın beraberliğine fit Fenerbahçe akıllıca bir iş yaptı Ersun Yanal. Evet, çok fazla defansif orta sahaya özelliğe sahip oyuncuyla çıktı ama bunun ana amacı Galatasaray'ın akınlarını engellemek değildi. Bunun ana amacı topa sahip olup Galatasaray'ın erken baskı yapmasını bu şekilde kılmaktı. Ne demiştik Cuma günkü videoda? İki takım da topu rakibe verdiği zaman ne yapacağını bilemiyor. Bunun bilincindeki Fenerbahçe ben ne yapayım ne edip bu topu almalıyım. Tolga'yla ee, Tolga ile Ozan'ı da ortaya doğru atarak İzla'yı e, e, doğru ki sakatlıktan dolayı çıktı. İzla'yı da beke doğru koyup Ozan'ı da oraya atarsam bu, bu orta saha oyuncuları topla bir şekilde temas eden bu, top, bu orta saha oyuncuları topla ilişki kurabilen oyuncular. Ben topu o zaman Galatasaray'a vermem ve rakibimin raki, seyirci baskısıyla beraber üzerime gelmesini engellerim ilk dakikalarda diye ...düşündü Ersun Hoca ve bu doğru çıktı... Ee, ...Ersun Hoca'nın bu stratejisi... ...maçı Galatasaray adına... ...tempolu başlama planında... ...Sekteor atınca iki takımda zaten ilerli... ...her geçen dakikada 0-0'a kane oldu... ...zaten Cüneyt Çakır dünden razıydı... ...teknik direktörler dünden razıydı... ...belli bir dakikadan sonra tribünler de... ...razı hale geldi... Biz izlerken maçı hadi artık zaten sıfır sıfır bitecek bu maç belli istiyorsan erken bitir e, Cüneyt Çakır dedik. Cüneyt Çakır hakikaten bu bağlamda çok şanslı bir karşılaşma e, yönetti. Çünkü o da böyle ilk dakikadan itibaren maçın olabildiğince gol gitmesinden yana bir tavrı varmış gibi hissiyat vermişti. Oyuncular da ona uyunca e, her şey... E, herkesin istediği gibi gitti. Yani zannetmiyorum ki e, futbolcular içerisinde, teknik direktörler içerisinde, hakem e, işte dörtlüsü, beşlisi artık hani dörtlüsü içerisinde diyelim, e, mutsuz olan yoktur. Yani herkes e, mutludur diye düşünüyorum. Sıfır sıfırlık sonuçtan ben bu derbiye ne şiş yandı ne kebap yandı derbisi olarak ee, artık bir isim koyma taraftarım. Çünkü kaç maçtır zaten berabere kalıyorlar. Kaç maçtır da bu beraberliğin e, devamı konusunda. Yani, tamam geçen sene 2-0'dan bir görüş dönüşü yaptı Fenerbahçe e, Türk Telekom'da. Ama genel anlamıyla iki takım oyuncuları da hakemler de e, yedek kulübesindekiler de e, maçın beraberliğine e, çok kani bir şekilde hep hareket ediyorlar. 20-25 dakika sonra özellikle. O yüzden son dönemde e, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de maalesef ne şiş yansın Kebap yansın derbisi haline geldi Artık hafta sonunda takımlarımızın Avrupa maçları var Bunlara kanalize olacağız Bir yandan da e, futbolla ilgili olarak Bunlar vardı handbolda e, heyecan başladı Handbolda yeni sezon başladı Hayırlı uğurlu olsun diyelim basketbolda da Keza artık heyecanı yaşıyoruz biliyorsunuz Bir de Doha'da gerçekleştirilen Tarihin en seyircisiz dünya tetizmi şampiyonası var Hakikaten seyirci açısından rezalet bir e, Dünya şampiyonası izliyoruz TRT Spor 2'de izleyebilirsiniz e, Bugün e, Ramil Guliyev Yarı final serisini koşacak, ilk de koşuyor. Yarı final ilk serisinde koşacak saat 20.50'de Türkiye saatiyle ki zaten Doha ile biliyorsunuz aynı saat saatlerimin içerisindeyiz. Sevgili Eda Tuğsuz Cirit Atma'da e, bizi temsil edecek ilk e, eleme grubunda, A eleme grubunda çıkacak e, sahaya saat 16.30'da başlıyor Cirit Atma elemeleri ve e, Yasmeni Capello'da e, biliyorsunuz 400 metre finali koşuyor e, bugün e, kapanışta. Ona da bol şans dileklerimizi gönderelim. İnşallah bize altın madalya getirecektir. Hafta sonunda sevgili Necati Er e, hiç adım atlamadı. istediği sonunca elde edemedi. E, Meryem Bekmez yürüyüşte e, 20 kilometre yürüyüşte 24. oldu. Ayşe Tekdal dal e, maalesef yarışı tamamlayamadı. Diskalifiye oldu yarıştan. Tuğba Güvenç 3 3000 metre su engelli de e, sanırım bir sakatlığı vardı. Sanırım sakatlığı orada nüksetti. Bir yandan da sessiz seyrettiğim yarış. O yüzden ne problem yaşadığını bilemiyorum ama elemesini sonuncu sırada tamamladı. Aslında Tuğba'nın hiç yapacağı bir performans değildir bu. E, ama Sağ olsun Umarım e, bir an önce sakatlıkla ilgili bir mevzu diye düşünüyorum. Umarım bir an önce sağlığına da kavuşur diye umuyorum. Evet. E, Pazar günleri gerçekten uzun oluyor videomuz. Çünkü konuşacak çok fazla konu var. Bir de iki tane dev maç olunca e, bunları e, doya doya konuşmadan da tamamlamak olmazdı programımızı. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın yine Sabah İzmanı videosunda burada olacağız efendim. Görüşmek üzere.